Zaten İstanbul'un alınması peygamber tarafından kutsandığı için biz hiç tarih bilmiyoruz. O kaç 63 gün mü muhasara? O günler boyunca her gün yeniliyor Fatih Sultan Mehmet. Ve şeyin yani padişahlığın her bir paşası sen mahvettin ülkeni. Sen mahvettin ülkeni. Gencecik geçtin. Aklın da işlemiyor. Bak her gün yeniliyoruz. Ayrıca da paramız kalmadı, pulumuz kalmadı. Üstelik de Balkanlar birleşip üzerimize gelmeye hazırlanıyorlar. Bu kadar da vakit kaybettik. Dedikleri halde Hazreti Fatih vazgeçmiyor. Neden? Peygamberin hadisi var. Ve mürşidinin sözü var. Bu köse ile bu çocuğa nasip olacaktır diyor Hacı Bayramı Veli Hazretleri. Fetih. Bir peygamber hadisi için her şeyi bırakmaya, memleketini bile mahvetmeye hazır bir padişahtan bahsediyoruz. Lütfen eğer vakit bulursanız benim Osmanlı padişahlarındaki peygamber sevgisi kitabını okuyun da Osmanlı nasıl büyümüş, sonra da nasıl küçülmüş onu anlayabiliriz. İşte peygamber aşkı olduğu sürece, o peygamberi arkasına aldıkları sürece, hırkasını bir gün giymiş bir padişah. O zaman şey demiş ki Feyhülislam yeniliyormuşuz. Hırkayı taşırlarmış savaşa. Demiş ki giy giy. Giyer giymez öyle bir galyana geliyor ki Yeniçeri. Peygamber hırkasının arkasından gidiyoruz diye. Saniyede savaşı kazanıyorlar. Yani bu aşk, bu sevgi Müslümanların Osmanlı'da çok kuvvetli var. Ve tevhid var. Birlik var. Farklılıkları hoş görmek var. Bakın bugün hala Fransa'nın sömürge şeyi var bakanı. Sömürgeleri var ve sömürge bakanı var. Bugün Fransa'nın. Gene Almanya şeyin İngiltere'nin öyle. Biz bir tane sömürdüğümüz ülke var mı? Gösterin Allah aşkına. Yani böyle bir şey olamaz yani. İşte bu İslam'ın farkıdır. İslam'ın güzelliği.